Yazı tipi ilk olarak bir önceki dersimde masa üstüme kaydettiğim aylık çiçek satışları Excel dosyasını çalıştırıyorum. Ve ardından B3 hücresine ilgili değerlerimi girmeye başlıyorum. Taba tıklayıp bir sağdaki satıra geçiyorum. Düzeltiyorum, bir sağdaki hücreye geçiyorum. Enter'a tıkladığım zaman ise bir alttaki hücreye geçiyorum ve verilerimi yazmaya başlıyorum. Tekrar Enter'a tıkladım. Şu an verilerim gördüğünüz gibi tam olarak okunaklı değil. Bu verileri daha okunaklı hale getirmek için bir takım yazı tipi ayarları yapmalıyız. İlk olarak A1 hücresini seçtim. Ardından fontunu büyütmek için gördüğünüz simgeye tıklıyorum. Fontu 11'den 12'ye çıkacaktır. Fontu değiştirmek için font ailesini kullanabilirsiniz. İlgili hücreleri seçmek için A1 hücresine tıkladıktan sonra farenizin sol tuşu basılı iken E1 hücresine kadar seçin ve farenizi bırakın. Parmağınızı sol tuştan çekin. Ardından dolgu rengi vermek için dolgu rengine tıklayın ve dolgu rengi verin. Yazı tipi rengini değiştirmek için yazı tipi rengine tıklayın ve ilgili rengi seçin. Kenarlık vermek için A1'den E7 hücresine kadar seçin ve ardından kenarlık alt kenarlığa tıklayın ve tüm kenarlıkları seçin. Gördüğünüz gibi kenarlıklar gelecektir. A1'den E1'e kadar tekrar seçiyorum ve bunların alt kenarlığının kalın olmasını istiyorum. Kalın alt kenarlığı seçiyorum. Ardından ürünlerden orkideye kadar seçiyorum. Tekrar göstereyim. A2'yi seçtim. Sol tuşum basılı iken A6'ya kadar sürüklüyorum ve bırakıyorum. Ardından dolgu rengine tıklıyorum ve ilgili dolgu rengini seçiyorum. Aynı şekilde tarihler için yapıyorum. Yapamadım. Tekrar yapıyorum. Nümerik veriler için mavi rengini kullanacağım. Toplam, kontrol tuşuna basıyorum ve diğer toplamı seçiyorum. Şu an iki tane hücreyi seçtim ve bunları kalın yapıyorum. K harfi, T italik. Altı çizili için ise italiğin sağındaki simgeyi kullanmam yeterli. A7'den E7'ye kadar kullandım. Kontrol tuşuna basıyorum. E2'den E7'ye kadar seçiyorum ve kontrol tuşundan elimi bırakıyorum. Bunların arka plan rengi, dolgu renkleri ise sarı olsun. Gördüğünüz gibi artık verilerimiz daha okunaklı. Daha ince ayar yapmak için yazı tipi giriş sekmesinde, yazı tipi bölmesinde yer alan ve sağ aşağı bakan oka tıklamanız yeterli. Yazı tipi ayarlarını göreceksiniz. Buna tıkladığınız zaman bir pencere açılacaktır. Buradan tüm ince ayarları yapabilirsiniz. Yazı tipi için yazı tipi sekmesini kullanın. Kenarlık için kenarlık sekmesi yeterli. Dolgu için ise dolgu sekmesini kullanmamız yeterli. Son olarak şunu göstereyim. Bir dolgunun renginin farklı olmasını istiyorsanız tüm renklere tıklayın ve buradan belirlediğiniz ya standart bir renk olabilir ya da özel belirlediğiniz bir rengi kullanabilirsiniz.